Merhaba arkadaşlar, ben İlker Nitelikli İnceleme, hoş geldiniz. Bu videoda Bostik 4, Santiago Universe Fit, Defkan Joker, Dapoet, Kezzot, Tankurt Manas, Miraç Kurşun üzerine konuşacağım. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın. Dilerseniz vakit kaybetmeden videoya geçelim. Evet, tehlikeli açıldı klip, öyle söyleyebilirim. Bakalım neler çıkacak işin altından. Yani tehlikeli başladı dediğim maskeler falan var. Böyle tehdit unsuru içerebilecek bir şarkı olabilir diyorum. Hayat hep beni yıkmayı denedi ya. Kapitalizm borç senedi ya. Gözü pek kestekleme para değil. Her şey eş dostlar, bir de kalemim. Yaratayım bir de bunu tanıtayım diye savaşan hiçbirimizin cebi dolu değil. Sorun değil. Bayağı sert bir hava var diyebilirim. Beat kime ait? Produced by Slong diyor. Evet, Kezzo girdi arkadaşlar. Hemen bakalım sözlere. Hayat beni yıkmayı denedi. Kapitalizm borç senedi yaz. Bu arada Genius'tan bakıyorum. YouTube'da baktım, böyle yorumlarda sağda solda filan sözler var mı diye. Yok, yine Genius'a kaldık. Eğer bir yanlışlık varsa suç onların arkadaşlar, söyleyeyim. Ben defalarca söyledim, hani birilerinin şunu kontrol etmesi lazım. Çok fazla yanlış yapılıyor diye. Devam edelim. Gözü pek kez tekmelede ritimleri tokatlayarak melodi. Hayat hep beni yıkmayı denedi. Kapitalizm borç senedi yaz. Gözü pek kez teklemede ritimleri tokatlayarak melodi. Ya burada kendi kendine bir gönderme yapmış diyebiliriz. Kez Bulgaca'da derler zaradia. Bu yavşakların her şeyi parodi. Zaradia dediği şey ne tam olarak? Biliyorsanız yazın lütfen. Bu yavşakların her şeyi parodi de eleştiriyor işte insanlar. Hani hiçbir şeyi böyle esaslı yapmıyorsunuz bizim gibi. Sizin her şeyiniz parodi. Buna getiriyor lafı. Yani kafamın yeterince diga para değil her şey. Eş dost var, bir de kalemim var. Evet, her şey para değil sizin kliplerinizde. Muhtemelen o kliplerinde para mara gösterip şöyle yapan tipleri kastediyor burada. Yani bu mevzuyu da konuşacağız. Durun bakalım, birazcık ilerleyelim şöyle. İnan bana sorun değil çünkü bizim amacımız rap, konu para değil. Elimiz uzun, istesem yaralarım topunuzu, kapı kulede silerim deli. Evet, hemen bakalım. Burada sanırım kendisi de Hayki gibi bir TikTokçuya ya da birisine şarkı vermiş. Bu yüzden linç edilmiş. Bu mevzuyu da konuşacağız şimdi. Yaratayım bir de bunu tanıtayım diye savaşan hiçbirinizin cebi dolu değil. Sorun değil, inan bana sorun değil. Çünkü bizim amacımız rap, konu para değil. Yani şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar burada. Ben şöyle düşünüyorum. Hani Cem Yılmaz'ın bir lafı var. Ben para için bir şey yapmadım. Bir şey yaptım ve bu para etti diyor. Hani bu klibinde para mara gösteren tipleri de ben böyle görüyorum. Adamlar, onlar da tabii ki de para için yapmadı bu işi. Tabii para için yapanları vardır, o ayrı, ama ben gerçekten böyle para için yapmadığını düşündüğüm isimler için konuşuyorum. Eğer bir iş yapıyorsanız ve yaptığınız iş para ediyorsa, bu parayı gösterip göstermemek size kalmış. Elimiz uzun, istesem yaralarım topunuzu, kapı kulede silerim terimi. DP gibi yeteneği küstüren ibnelere diyemem. Dost ya da aramayı, burada da Poet'e bir respect atıyor. Satmışım TikTokçuya rap diye, öldür beni, linç et, kurşuna diz. Şarkı sözü yazan insanların başka birilerine söz satmaları insanları ilgilendirmez arkadaşlar. Bizi ilgilendirmez. Bu tamamen onun tercihidir. İnsanlar bunu yapıyor diye, ya bunu ne için yapıyorlarsa yapsınlar. Para için de olabilir, zevk için de olabilir. Fark etmez. Bu onun tercihi. Bir şekilde Hayki de böyle para kazanacağım diye satmış birisine şarkısının sözlerini. Ya neden olmasın arkadaşlar? Aç mı kalsın? Yani hani üreten insanın, sanatçı, müzisyen fark etmez. Neden böyle sürekli açlık içinde kalmasını istiyoruz? İnsanlar ticaretten, işte insanları kazıklayarak onca para elde ederken, futbolcular top oynuyor diye milyon dolarları yürütürken, bir sanat ya da müzik icra eden birisi neden aç kalsın? Ne var yani TikTokçu ya da şuna buna bir şeyler sattı diye? Yani Emrah Karakuy mesela son dönemde çok böyle başka isimlere şarkı veriyor, söz veriyor. Ne kadar da iyi yani. Aslında bunu şöyle düşünmek lazım. Kimse şu açıdan bakmıyor. Popçular zaten başka insanlardan söz alıp onu seslendirmiyor mu? Yani rapçiler gibi böyle kalemde ustalaşmış isimlerin yazdıklarını alsalar, bunu seslendirseler, onlara da faydası dokunmaz mı? Bir popçuya verilen şarkı bu işleri tamamen değiştirmez mi? Yani popun havası değişir bence. Kalemi iyi bir isimden şarkı sözü almak, diğer başka isimlerden almaktansa çok daha farklı bir hava katacaktır. Kezzo burada haklı. Bin şarkımın birini de sokakta madalyon mu taktınız benim boynuma siz? Diyerek bunu söylüyor. Ama burada şu var. Çünkü bizim amacımız rap, konu para değil deyip bir şekilde parası için satıyorsun sen o şarkıyı. Bin şarkımın birini de sokakta siz madalya mı taktınız boynuma? Yani bana hiç herhangi bir getirisi oldu mu sokakta olan şarkınına getiriyor? Burada aslında böyle ufak bir tutarsızlık da var. Yani bir şekilde insanların bir şeyleri para için yapması da sorun değil. Elbette yapılacak. Ama
Hani sen nasıl şu anda rap için yaptığını söyleyip para kazanmak için de başkalarına şarkı ya da söz satıyorsan, veriyorsan, o insanlar da bunu yapıyor. Hani bunu bu kadar mesele haline getirmenin gereği yok. Bunu söylüyorum ben sadece. Ne biliyorsun ha? Ne biliyorsun hayatımı? Borç harç yap, stüdyo kemer sık. Yani borç harçla yaşamak daha mı iyi? Elbette iyi değil arkadaşlar. İşini iyi yaparak bir şeyler üreten herkes kazansın ki işini daha iyi yapabilecek duruma gelsin. Ona ne biliyorsun hayatımı? Borç harç yap, stüdyo kemer sık. Kes mühendis ama rap hayatımız. Varsa bir tane silelim boşuna atımız. Çevirdiniz piyasayı boku aga aptali. Fakir edebiyat idi yaptığın korkak gireme sokağımıza ah. Deliden deli alır bedeni. Kez mühendis zaman rap hayatınız varsa bir tane silelim boş 16'mız. Çevirdiğiniz piyasayı boka aga. Gençleri yapın sistemin kölesi. Özendirin bir çocuğu Gucci Prada'ya, babası kazanıyorken asgari. Evet, yani bu da işte şöyle bir şey arkadaşlar. Yani uyuşturucudan bahsettiği zaman şarkıcılar nasıl uyuşturucuya özendirmiyorsa, Gucci ve Prada'dan bahsedenler de Gucci ve Prada'ya özendirmiyor insanlar. Yani burada birazcık böyle abartı bir hassasiyet, abartı bir duyar gördüm ben. Yani herkes bir şeyleri birilerine özendiriyorsa eğer, kimse hiçbir şey yapamaz yani bu dünyada. Televizyona çıkamazsın. Çünkü giyiminden, kuşamından, sözlerinden, şuyuna buyuna kadar her şey birilerine özendirme yolunda gidiyor demektir yani. Yaşadığım bir evin bodrumunda 3 yıl bilirim nasıl kokuyor naftalin. Burada yaşadığı sıkıntılardan bahsediyor aslında. Fakir edebiyatıydı yaptığın korkak giremez sokağımıza abin. Şimdi fakir edebiyatı dediği de şu, karşındaki insanlara açlıktan, şundan bundan bahsettiğinden ve bunun aslında bir şov numara olduğundan bahsediyor gibi. Ama şu var, fakir edebiyatı dediği aslında kendisi de burada birazcık fakir edebiyatı yapıyor. Sözlere baktığınız zaman buna fakir edebiyatı yapmıyor diyebilir misiniz? Önemli olan fakir edebiyatını da nasıl yaptığın arkadaşlar. Fakir edebiyatı da yaparsın ama ajitasyon işin kötüsü. Ajitasyon, her şeyi böyle ajite ederek yaparsan bu rahatsız edici oluyor. Bakalım Da Poet ne demiş? Şimdi o girdi sanıyorum. Nedir temelin? Yok depremin benim eskiden beri 9.7 bize 2 bile değil. DP hard porno sizin kim 2 bile değil. Boka dön kafayı lakuma bile değil. Evet, birazcık böyle hani İtalyan trapçilerde gördüğümüz o havayı görüyoruz. Aslında Alman trapçilerde de var. Fransızlarda filan da vardır belki. Birazcık böyle drill mril işlerine giren tiplerin karanlık bir ortam, sert bir atmosfer yarattığı şarkılar var. Bu da o şarkılardan biri gibi. Klipteki ortamdan bahsediyorum. Tehlikeli dilim gerek ruhsat almak. Benim iki elimi pop rap orta parmak. Bir çekişte yıkılan sunta dağlar. İki plasentayı tutup usta sanma. Susma salla. Bir parodiden yola göz dikmiş binlerce haramiler. Bir de fame için deliren wannabe'ler. Deliden deli alır bedeli nedir temelin? Burada Hayki'nin deli şarkısına bir gönderme yaptı. Yani deli muhabbetini dile getiriyor. Nedir temelin? Yok depremin benim eskiden beri. 9.7 bize 2 bile değil. DP hard porno sizinki Mickey bile değil. Biliyorsunuz arkadaşlar bu porno mevzularına Mickey de denir. Biz sertiz, sizinkiler Mickey bile değil. Yani işte klasik o boss lig dedikleri havayı vermek için posta üstüne posta koymaya devam ediyorlar. Değil boka göm kafayı lan kuma bile değil. Burada deve kuşları kafasını kuma gömer muhabbeti üzerinden sen kafanı kuma bile değil boka göm ona getiriyor. Ateş olabilemedin hatta çıra bile değil. 2 lira bile edemedin para bile değil. Yani hiçbir değerin yok diyor aslında. DP Ayahuasca, Ayahuasca nasıl okunuyor? Siziki bira değil. Burada bir şeyden bahsediyor. Bitkisel böyle bir uyuşturucu etkisi yaratan maddeden bahsediyor. Biliyorsunuz bazı şeyler mesela Datura da böyle bir bitki. Kaynatıldığı zaman böyle çok güçlü halüsinojen madde haline geliyor. İçecek haline geliyor. Ben diyor çok serttim. Sizde 2 biralık can yok. Tehlikeli dilim gerek ruhsat almak. Oo kıyakmış. Benim iki elim hip-hop. Rap orta parmak. Bir çekişte yıkılan sunta dağlar. Suntayı zaten biliyorsunuz. İki plezantayı tutup usta sanma. Burada iki usta dediği patron sayan onlara mı laf söylüyor bilmiyorum. Olabilir. Evet, burada plezanta dedi. Yani sizin usta sandığınız insan plezanta. Daha böyle ilk bebek emaresini, bir canlı emaresini görebildiğimiz o ilk oluşuma getiriyor lafı. Bunlar plezanta diyor. Susma salla. Kuş kafanla sokakta rap yapmadın. Duşta anca. Fake Rihanna kara propaganda. Ne yurtta sul var ne de cihanda. Burada Atatürk'ün yurtta sul cihanda sul lafına bir gönderme. Nedir bu olan biten ipi koparan çıkar bir parodiden yola göz dikmiş. Binlerce haramiler. Evet, yani parodi diyorsunuz. İpi koparan da çıkmış gelmiş piyasada sağa sola göz dikmiş diyor. Ne yapıyorsunuz siz? Kendinize geline getiriyor lafı aslında. Bir de fame için deliren wannabe'ler. Senlik tam Wahhabiler. Burada wannabe dediği özentiymiş arkadaşlar. Wahhabi dediği de Wahhabi
yönelik bir mezhep. Hem mezhep aslında hem de dini siyasi bir hareket. Şuraya bırakıyorum merak edenler için bakabilir. Haliç'ten dalıp da Miami'de şatafat iste çatapat hayaline motherfucker bak biz son sözü diyen. Siz ne söylerseniz söyleyin son sözü biz diyoruz diyor. Evet devam edelim. Dropshit ve postik, pop değil hip hop şimdi profişi flow git kupon biriktir mikrofondan uzak tut o siktiğimin ağzını mantarlı mafinot roche ve bonsaili Porsche Dubai ve sürtük kokaine rhyme yapan jenerasyon Hawaii'de sanıyor kendini ama babası sanayide tara kıtıyor sabaha kadar bu enayide havalı sanıyor bunu oluyor fedai ve bırakıp okulu takılıyor mütemadiyen Rami. Evet şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, hani ben Joker'in sürekli böyle insanlara diss attığını ya da birilerine saladığını söylediğim zaman bana gelip saldırmışlardı. Joker sanki sadece diss yapıyormuş falan filan gibi. Halbuki Joker'in kendisi de bunu Purple Hedge'de söylüyordu. Kendisi de böyle diss rapçisi olduğunu ama başka türlü şeyler de yapabildiğini söylüyordu kendisi. Ben söyledim diye beni linç ettiniz. Burada da görüyoruz yine birilerine sallama üzerinden. Tabii herkes birilerine sallıyor şarkının en başından beri. Hatta şöyle bir şey var. Rapçiler sözleri yani verse'leri birbirlerine de referans vererek, birbirlerinin salladığı isimlere de referans vererek yazmışlar. Öyle ilerliyor şarkı. Burada Joker yine en başta böyle rahatsız olduğu tipler özellikle böyle uyuşturucu muhabbeti çeviren aslında kliplerde yahut sözlerinde gösterdiği hayatı yaşamayan tiplere lafını söylüyor. Ne diyor? Dropshit ve boss değil, pop değil hip hop şimdi. Ben bu mevzuda çok tartışıyorum. Pop hip hop, pop hip hop. Yani pop olsa da niteliği iyi ise iyidir arkadaşlar. Niteliklidir yani. Yani şimdi Jacuzzi'de synth pop yapıyor ve kaliteli yapıyor bunu yani. Ne diyeceğiz? Pop diye silip atacak mıyız onu? Burada birazcık böyle acımasız olduklarını düşünüyorum ben. Yani popun da niteliklisi ve nitelikli olmayanına bakmak lazım. Profişi flow git kupon biriktir. Mikrofondan uzak tut o siktimin ağzını. Mantarlı morfin otroj ve bonzaili. Yani işte burada sen şunu yapma, sen bunu yapma. Bana da aynı şeyi söylüyorlar. Söylediğim şeyleri beğenmedikleri zaman diyorlar ki sen bu video çekme. Sen bilmem ne yapma. Abi benim yaptığım şeyden rahatsız oluyorsan yaptığım şeyi bırakacak olan ben değilim. İzlemeyecek olan sizsiniz. Bunu aklınıza sokun bir kere. Burada da aynı. Rahatsız oluyorsanız o insanların yaptığı şeyden dinlemeyin. Siz de bir şeyler yapıyorsunuz madem. Sizinkinin daha nitelikli olduğunu düşünüyorsunuz madem. Siz eğer nitelikli iş yapıyorsanız zaten o isimleri gölgede bırakacaksınız. Çünkü niteliktir kalıcı olan şey, önemli olan şey. Mantarlı morfin, ot ve roj bonzai. Yani onlar bunu tercih ediyor diyelim. Sanki hepsi uyuşturucu bağımlısıymış gibi davranılıyor bu insanlara. Sen de içki içiyorsun ya da senin de belki başka bağımlılıkların var. Porsche, Dubai ve sürtük kokain. Rhyme yapan jenerasyon Hawaii'de sanıyor kendini ama babası sanayide. Çok böyle denecek bir şey yok. Rahatsız olduğu tiplerin her şeyine tüm gücüyle saldırıyor Joker. Çok başını taşıyamıyorsun akamıyor gözyaşın. Düşer hayat üstüne sanki göktaşı ve içeri girince de kalmaz yoldaşın. Kurtlar sofrasında yok çatal kışın. Benim yerim burası değil. Evet flowlara bakacaksak eğer Joker neredeyse tek nefeste bitirdi bütün flowu. Ne diyor? Rhyme yapan jenerasyon Hawaii'de sanıyor kendini ama babası sanayide. Ter akıtıyor sabaha kadar bu enayide. Havalı sanıyor bunu oluyor fedai ve bırakıp okulu takılıyor mütemadiyen. Rami'ye gidiyor teraviye camiye. Dönüşüyor caniye lan acaba niye? Para bulamayınca da oluyor torbacı. Bu böyle insanların hal ve hareketlerinden çok rahatsız olduğunu gösteriyor Joker'in. Sizin gösterdiğiniz şeyi yaşamadığınızı biz biliyoruz. Numara çekmeyin diyor ama dediğim gibi arkadaşlar bu bir show işi, show business. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Bunu yapan rockçılar, metalciler de vardı. Sahneye çıkıp bambaşka şeyler gösterdiler. Video kliplerinde yine bambaşka şeyler gösterdiler ama bunun bir show olduğunu izleyen de yapanlar da biliyordu. Kimse çıkıp bu insanlara siz bu hayatı yaşamıyorsunuz, bize yaşadığınız hayatı göstermiyorsunuz demedi. Bizim ülkemizde hala böyle çok aşırı bir tutuculuk, bir bağnazlık, sığlık var bence. Dinleyicilerde de böyle. Bunu aşmamız lazım. Ne zaman aşılacak bilmiyorum ama umarım aşılır yani. Bunun aşılmasına da bu tiplerin yaptığı işlere devam etmesi vesile olacak. Yolun sonu karanlık, çıkışın yok acın. Kafası milyon ama ceplerin boş kaçıp. Gitmek istesen de sorun çok. Başını taşıyamıyorsun, akamıyor gözyaşın. Düşer hayat üstüne sanki göktaşı ve içeri girince de kalmaz yoldaşın. Kurtlar sofrasında yok çatal kaşık. Kıyak olmuş burası. Şimdi universe yani kainat, evren giriyor devreye. Bakalım. Çıkacağım gökyüzüne, arabayı süreceğim oğlum üstünüze. Bu boss 80 kel galaktikos. Arıyoruz ama sizdekiler kof. Tane yanlış gelip konuşunla varsa bir derdiniz. Hip hop koğuşundan çıkar bu sesimiz. Yani
Fena değil yani, böyle açıp bir daha dinlemem. Ben çok böyle saracak bir şarkı olmamış bence. Universe'un girişinde ben çok tutmadım arkadaşlar. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin ama doğrudan saldırmayın arkadaşlar. Gelip saldırıyorsunuz, tamam mı? Nezaket göstermeyip nezaket bekliyorsunuz. Sonra göremeyince de rahatsız oluyorsunuz bundan. Ben, bana nasıl hitap edilirse ben de öyle hitap ediyorum. Siz bana saldırırsanız benden böyle sus pus olmamı, mıy mıy konuşmamı beklemeyin. Siz bunu bekliyorsunuz, bunu istiyorsunuz. Düzgün bir şekilde kendinizi ifade ederek fikirlerinizi belirttiğiniz zaman ben zaten size öyle cevap veriyorum. Benim yerim burada değil, çıkacağım gökyüzüne, arabayı süreceğim oğlum üstünüze. Bu bosslik sanki El Galacticos. Burada El Galacticos dediği Real Madrid'in yıldızlar takımı muhabbetine bir göndermeymiş. Arıyoruz ama sizler kofti. Yani siz koftisiniz. Kofti de uyduruk anlamına geliyor. Daha neyi anlatıyorsunuz oğlum? Bu parça yapar Digalisten'e soygun. Ne faydanız var bize? Saygınız saygısız ordun. Bize göstermeniz gereken saygıyı göstermiyorsunuz diyor. Bir kartını indirsen kırılır boynun. Dropshit bosslik çıkmaz amorti. Amorti zaten biliyorsunuz. Bir tehdit vari, bir magnuma mermi. Gelip konuşunla varsa bir derdiniz. Hip hop koğuşunda çıkar bu sesiniz. Panikle lan yürüme. Sürün kurtarmaz seni. Gucci Prada. Klipte tripler Hawaii. Burada hep o Hawaii. Ati ve Hidra'nın şarkısı Hawaii'ye laf söylüyorlar. Yani evet, ben böyle birazcık gereksiz bir atar olarak gördüm bu şarkıyı. Devam edelim. Üzüldüm senin için. Demişti dersin bir piçinteki. Boğulursun denizde kendini bil. Anlarsın o zaman ne demişim. Evet, şimdi Defkan giriyor, hazır olun. Defkan'a başlamadan önce bakalım sözlerde ne diyor. Tarla başına soyarlar enayi. Bak üzüldüm senin için. Demiş dersin piçin teki. Boğulursun denizde kininle bir. Anlarsın o zaman ne demişim. Evet, karşısındaki insanlara posta koymaya devam ediyor yani. Hemen Defkan'a geçelim. Para için yapılmayan rap nasıl dinle ve nerede? Hip hop varsa Defkan içinde. MC'niz yerde ve yer kan içinde. Lan istersen konuşuruz ilk romp etince. Papa punchline, rhyme style, hot flow, teknik. Biz bunu cebimizde para yokken sevdik. Evet, yani Defkan her zaman gibi flow onu konuşturuyor. İyi girmiş ve Defkan'ın da ama böyle birazcık tutucu olduğu bir mevzu var. Yine o para mara muhabbeti. Yani siz parayı gösteriyorsunuz diye kliplerinizde rap için, hip hop için hip hop yapmıyorsunuz. Biz hip hop için, rap için yapıyoruz bu işi diyor ama zaten bu mevzuyla ilgili fikirlerimi daha önce söylemiştim arkadaşlar. Devam edelim. Tabi defbet buradan defol. Kimi yaladığını biliyorum, uzman pelo. Seni çıktığın yere sokarım, buna da emin ol. Yere düşünce kazanıyorum, vurman get off. Evet, flow bakımından gerçekten Defkan kendini hemen belli ediyor arkadaşlar. Para için yapılmayan rap nasıl dinle ve nerede hip hop varsa Defkan içinde. MC'niz yerde ve yarkan içinde. Burada nasıl MC dediğiniz insanları patakladık, ona getiriyor lafı. İstersen konuşuruz ilk rap bitince dediği de bu. Papa punchline, rhyme style, hot flow, teknik. Biz bunu cebimizde para yokken sevdik. Komutan önden gider, arkamda gençlik. Yani hani birçok rapçi aslında cebinde para yokken bunu sevdi. Yani zamanla para kazanacak hale geldiler. Yener Çevik de böyle. Kendisi de söylüyor. Yani bir şeyden para kazanmak ayıp ya da günah değil arkadaşlar. Farkında değilsin ama farkıyla ezdik. İsteyip benim gibi olamıyorsun. Twitter'da, Insta'da dolanıyorsun. Defkan bence biraz overrated. Burada Defkan'ın fazla abartıldığı izlenimi var piyasada ama manitan bana hasta. Sen onu diyorsun esas. Bunu kaldıramıyorsun diyor. Coward as bitch. Buradan defol. Kimi yaladığını biliyorum. Uzman Pezo. Seni çıktığın yere sokarım. Buna da emin ol. Yere düşünce kazan anlıyorum Nurman Gaydav. Burada kafiye yapmak için, hani Kazan Nurman kafiyesini yapmak için yazmış olabilir böyle. Nurma Gomedov aslında. Habibi de bilen biliyordur arkadaşlar. Kendisi hafif sikleti darma duman eden bir isim. Herkesi böyle yere alıp yerde pataklamasıyla meşhur. Aslında kendisini Habib'le özdeşleştiriyor. Tankurt'la devam ediyoruz. From Gops'te bastık bu boss benim zombi. Bir dozda bir son gibi sallarım zar değil. Ortama naz bir apartiniz yaz değil. Toz olduğunu story boy taponda sar. Evet, fena değil. Tankurt da girmiş. Yani Tankurt da böyle çok sevilmiyor piyasada ama ben flowlarını iyi buluyorum Tankurt'un. Sözlerine de bakarız şimdi. Kıyak girdi bakalım. Yine Venevidi Vici Demir gibi derim. Gelin yenilmemi beklemeni garipsedim. Gidin geri benim elimdeki peri. Milyon verir geceleri benimle binlerce veri. Tehlike benim eceli ney. Çok kıyak ya. Bence Tankurt öttürmüş flow'u. Hemen bakalım sözlere. From Gops to Bosley. Bu poz benim zombi. Bir dozda bizon gibi sollarım zor değil. Bizon dediğini biliyorsunuz zaten. Bir hayvan kendisi arkadaşlar. Ortamın 31. Opportunist yoz değil. Opportunist fırsatçı demek. Siz kendinizi kandırıyorsunuz. Piyasanızda zaten fırsatçılarla dolu ve yozsunuz diyor. Toz olduğunuz soy boy taponda sorti. Evet, taponda sorti dediği sorti birçok anlama geliyor ama çıkış anlamı var. Askeri kökenli bir terim olarak kullanılıyor.
kullanılıyor. Siz toz oldunuz ama top 10'da sorti, biz çıkmaya devam ediyoruz diyor olabilir. İpi sapı yok, dilimin acımam pek. Acı ve net durumun acınası, acele et. Ezik primi kovalamaktansa yazarım hep. Gider söylerim. Acunar rap. Yani siz ezik, sizin gibi eziklik yapacağım abi, o beğenmediğiniz yarışmaya gider şarkı söylerim diyor. Kırmam için çeneni sarkıt. Tabi bunu söylüyor ama bir röportajında da böyle kendisine sorulan sorularda da sanırım bir yanlış olarak gördüğünü söylüyordu o yarışmaya katılmasını. Neyse. Aç gözlerin boğazı Cebeli Tarık. Davayı savunurken şerefi sattın. Bura kral dairesi, gel şerefe tatlım. Yine burada aslında alay ediyor. Yine Veni Vidivici ama kullandılar bu Veni Vidivici'yi de. Geldim gördüm yendim zaten. Latince kökenli bir şey biliyorsunuz artık. Demir gibi derim gelin. Yenilmemi beklemeni garipsedim. Gidin geri. Benim elimdeki perim ilham verir geceleri. Beynimde binlerce veri, tehlike benim ecelin. Hey! Burada birazcık şeyi görüyoruz yani. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Evet, şimdi Miraç'tayız. Miraç'a bakalım. Amma uzadı gördüğünüz gibi mevzu. Lig rapinize lirik hal darbe, kurtaramaz rapimi bir mumble bebe. Mozolemin racı doğrundu döndü bak eve. Evimin adı hip hop, düşmez yere. Bazı golü rapip varken neredeydiniz aga? Şimdi saga fan oldunuz da teyist olunca. Evet, flow fena değil. Miraç da girdi böyle sağlam. Ben Sago ile rap yaparken neredeydiniz aga? Şimdi Sago fan oldunuz da teyist olunca. Evet, yani herkes Sago inancını değiştirince birden böyle Sago fan oldu gerçekten. O da çok ilginç. Görüşünü değiştirmesi ayrı bir mevzu. Herkes istediği şeye inanabilir yahut inancını bırakabilir. Boss'lik rapinize lirik lirikal darbe, kurtaramaz rapimi bir mumble bebe. Burada mumble rapçiler sürekli zaten aşağılanıp duruyor. Niye bu kadar aşağılandıklarını ben anlamıyorum. Mozele Miraç idolündü, döndü bak eve. Evimin adı hip hop, düşmez yere. Burada işte ben Sago'yla rap yaparken dediği de kendisi o Kuvvet Mira günlerine bir anıştırma yapıyor. Bir atıfta bulunuyor. Moz bir sene taşıdı sırtında Kuvvet Mira'yı, 15 sene önce seçerim. 15 sene önce olsa seçerim cezayı diyerek burada patronun lafına bir gönderme o. Çünkü Sago'nun tarafını tutardım demişti. Sevmesen de saygı duy ama can çıkar çıkmaz uy. Bu karakterin kara dul. Yani saygı duy sevmesen de diyor ama onların da böyle karşısındaki isimlere çok saygı duyduğu söylenemez açıkçası. Hem Kelsin hem de Fodul diyerek burada patrona bir gönderme yapabilmiş olabileceğini söylüyorlar ama bilmiyorum. Sebep olur katliama ama benim kliplerde yok katliama. Kelimelerimdeki bu insicama tacı düşer kralınızın yaptığıma. Karıştı at. Hemen bakalım. Sözüm sana topal bavul ya da şeytan gibi kovul. Şeytanın huzurdan kovul bahsediyor. Miraç savaşını verir, nefes almasan da nefes almasa da olur. Boss'lik sebep olur katliama ama benim kliplerde yok Tatiana. Yani burada ama benim kliplerde yok Tatiana diye kliplerde güzel kadın olmadığından bahsediyor. Aslında birazcık böyle Rus mevzusuna girmiş. Kelimelerimdeki bu insicama tacı düşer kralınızın bu yaptığıma. Evet, insicam dediği burada, kelimelerimdeki bu insicama dediği tutarlılıktan bahsediyor. Bu nizam tertiplilikte. Yani ben öyle nizamlı intizamlı yazıyorum ki sözlerimi sizin aklınız gider diyor. Şimdi kurşuna geçiyoruz. Sine itizi, kişilik erozyonu toplatır. İş dünyasında valizi, kanişin sahibini yalamaktır tek işi. Bırak mikrofonu, gidin yapın ev işi. Evet, burada bayağı sert girdiğini görüyoruz kurşununda. Ne diyor? Karıştı at izine itizi. Bu meşhur bir tabirdir böyle. At izi itizine karıştı. Yani neyin ne olduğu belli değil artık. Her şey birbirine girdi diyor. Kişilik erozyonu toplatır iç dünyasında valizi. Kanişin sahibini yalamaktır tek işi. Bırakın mikrofonu, gidin yapın ev işi. Kaniş bir tür köpek biliyorsunuz. Burada aslında köpek cinsi üzerinden, türü üzerinden aşağılıyor. Bırakın mikrofonu, gidin yapın ev işi. Yani burada birazcık yine şey görüyoruz. Cinsiyetçilik görüyoruz arkadaşlar. Yani siz kadınsınız. Karıların yaptığı işi yapın. Kadınların sanki böyle ev işi yapmakla yükümlü bir varlıkmış gibi kadın. O kafada yani cinsiyetçi bir tutum. Mızrağımda cahil kafatasın. Kendi cehaletinin farkına değil daha kurşun. O kadar da tutarlı değilmiş velhasıl. Manitanın kıçı tıpkı penis kumbarası. Yani burada penis kumbarası diyerek manitanın ne bok yani arkadaşlar. Kimin manita ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Sen kendi hayatına bakacaksın. Tutmuyorum bu kafayı. Bu kafanın değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öde nafakanı pedofil. Burası Şehinşan'a net bir şekilde gönderme olarak denmiş. Çünkü Şehinşan kendisinden yaşça küçük birileriyle sanırım sevgili falan olmuş. Velhasıl ben o işleri bilmiyorum dediğim gibi. Asimile karakterin fikir paraziti. Machiavelli değil Okucinali. Machiavelli de Machiavelli. İtalyan bir yazar kendisi arkadaşlar. Türkçe'de Prens ve Hükümdar diye çevrildi bir kitabı. İni Kenefit'in apış arasında bitti. Dini para için
masasında parafini, yani parafin dediği burada bir tür uyuşturucu madde olabilir. Dejenere itibaren kireç döküp yakalası, fiyakası Kevaşe'nin vajinası. Kevaşe dediği burada orospu. Hala cinsiyetçi söylemlere devam ediyor gördüğünüz gibi. Gırtlağından kancalayıp asılası, husumetin müptezel bir keşe. Fero, şömine'de meşe. Burada ben Fero'ya doğrudan salladığını artık görüyoruz. Yine pış arasında bitirdiğini para piçin masasında parafini. Dejenere itibaren kireç döküp yakalası, fiyakası Kevaşe'nin vajinası. Gırtlağından kancalanıp asılası, evet, şimdi bu cinsiyetçi muhabbetler falan filan tabii ki yani Avrupa'da, Amerika'da yapılan rapte de oluyor. Artık bunlar rapin olağanı haline gelmiş şeyler. Bizim ülkede böyle özellikle kadın cinayetlerinin, kadına şiddetin ve homofobinin ayyuka çıktığı bir dönemde ister istemez kulak tırmalayabiliyor. Klavyede piçe dönen takar dışarıda peçe. Burada Mina Mood'a bir gönderme olabilir denmiş. Kurşun hızlı rap'e dönü. Evet, sertler, en serti bence kurşun olmuş. Ama nitelik bakımından ne derseniz yani ben böyle çok tutmadım şarkıyı. Açıp açıp dinleyeceğim bir şarkı değil benim için. Evet, videonun sonuna geldik. Benim şarkı hakkında düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimi açmayı, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.